Muğla Büyükşehir Belediyesi borçlarından dolayı üreticiden mal alamayan hal esnafının işlerini devam ettirebilmesi için üreticiye kefil oluyor. Bugüne kadar borçlarını alamayan 596 üreticiye kefil olarak yaklaşık 3 milyon 642 bin lira ödeme yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi hal yönetmeliği kapsamında hem üreticinin mağduriyetini gideriyor hem de esnafın yeniden ürün almasını sağlayarak kepenk kapatmasına engel oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamalarından çok memnun olduğunu söyleyen üreticilerden Muhammed Akça şunları söyledi. Bu mesleğin bir kaderidir. Alacaklarımızı alamadığımız zaman çiftçiye olan borçlarımızı da ödemede geciktiriyoruz. Alacak olduğumuz paraları alamadık. Ya ortalama o günkü de 2013-2014 yıllarındaki değer 250-300 bin lira bir paraydı. Biz bunu belki 2 senede, belki 2-3 senede ödedik ama sonuçta ticaretten uzaklaşmadık. Millete olan borcumuzu ödedik. Arkadaşlarda da yaşandı. Dükkanları feshedildi. Halden uzaklaştı. Borçlarını da ödeyemediler. Bizim bu bölge üretici bölgesi, çiftçi bölgesi. Bu şekilde çok mağdur olan çiftçiler oluyor. Normalde piyasada kefaleti yoktur. Sadece itibarı vardır. Adam daha önceki yıllarda temiz çalışmıştır, borcu yoktur diye geliyor tekrar aynı şekilde alıp gidiyor, bu sefer ödemiyor. Ama Büyükşehir Belediyesi teminatlarla ilgili kolaylık sağladı. Çiftçinin komisyoncuyla arada bir Büyükşehir Belediyesi bize kefil oluyor. Biz teminatlarımızı zamanında yatırarak, köylü de buradan alacağı parayı alarak hem köylü alacağını aldı hem biz borcumuzu ödedik. Çiftçi de rahatlıkla parasını güvende hissediyor. Halde dükkanımız feshedilseydi, ticaretten bizi uzaklaştırsalardı, biz bu borcu ödeyemezdik. Müstahsil bizden alacağını alamazdı. Halk içerisinde arkamızdan kötü konuşurlardı. Biz de borcumuzu ödedik. Onlar da alacağını aldı. Birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Muğla'daki toptancı hal esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle üretici arasında yaşanan sorunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ortadan kalkıyor. Hal esnafı yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle üreticiye borçlanması ve mal alamaması nedeniyle kepenk kapatma noktasına gelirken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hal teminatı yönetmeliği esnafa can suyu oldu. 2014 yılından 2021 yılı sonuna kadar olan sürede zor durumda olan ve borçlarından kaynaklı mal alamayan esnafın üreticiden mal alması için Muğla Büyükşehir Belediyesi hal yönetmeliği gereği bugüne kadar üreticilere borcu olan esnaftan aldığı teminatla 596 üreticiye yaklaşık 3 milyon 642 bin 795 lira ödeme yaptı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi üretici ile esnaf arasında uzlaşma sağlayarak kendi aralarında ödeme planı oluşturmasına yardımcı oldu. Üretici Mustafa Şahin ise şunları söyledi. Seydi Kemer, Demirler Köyü mahallesinde çiftçilik yapıyorum. O zaman Büyükşehir yok. Büyükşehir'in öncesinde 2013'te aldılar. 2016'da mı 2017'de mi parasını alabildik zorla Büyükşehir sayesinde. Büyükşehir olmasaydı biz paramızı alamayacaktık yani. Şimdi iyi ki sözleşme yapmışız. Sözleşmede yaparken niyetleri bozukmuş yani. Nar vermiştim. Bir kamyon kuturuyor verdim tarlayı. Bir kamyon dingirlik kamyon dolu gitti. Ve hiç para vermeden 3 yıl beklettiler. 7500 lira yani. Hakem heyetine başvurmamızı söylediler. Hale gittik. Derdimizi anlattık. Sözleşmeleri verdik. Bize evrakları verdiler. Biz doldurduk. Muğla hakem heyetine gönderdik. Hakem heyetinde bir ay sonra bizim lehimize karar geldi. Ve o arada yine bir yıl parayı yatırmadılar. Biz başka bir yerden girişim yaptık. Büyükşehir bu sefer baskı yaparak onlar yatırmak zorunda kaldılar. Biz de paramızı aldık yani. Şu andan sonra hale gittiğin zaman öyle bir korkun yok. Yeter ki elinde belgen olsun. Yani parayı almamak mümkün değil. Hiç sıkıntı çekmeden, korkmadan hala malımızı gönderebiliyoruz. Karaçulha hal esnaflarından Ahmet Akça şöyle konuştu. 2013'te iş çıkardık. İşçinin parasını ödeyemedik. İşçi isteyerekten çalışmadı. Ama şu anda yani rahatlık var yani. Çalışıyor işçi. İşçiye de ekmek veriyoruz. Çok garibanlar gelip de burada bizden zevklenmiştir yani. 2013'ten önce
umutluğumuz vardı. Büyükşehir bazı şeylerde Allah razı olsun bizi idare etti. Teminatları yatırdık. O teminatları yatıramadığımız günler oldu. Çok sıkıntılar gördük. Çorun çocuğunu besleyemedi, bilmem ne edemedi, ödeyemedi. Biz de çok rezillikler gördük ama ve bunları çalışmayla açtık Allah'a şükür. Bu ticaret bu. İnişi de var, yokuşu da var. Her zaman için benim demeye gelmez. Büyükşehir çalışsınlar, Allah razı olsun daire başkanları falan çalışsınlar, borcu ödesinler de. Eğer biz çalışmasaydık borcumuzu halka ödeyemezdik yani. Daha da ödemeye de devam ediyoruz. Borcumuz da kalmadı diyorsun. Oluyor, var ufak demek maliyedir, şudur budur. Hem bir taraftan maliyemizi ödeyiz, maliye de ödeyemezdik yani. Şimdi çalışmayan demir ışırmaz ki. Biz çalıştığımız için bu halden gitmedik yani, kaçmadık. Ama köylü de takdir etti, Allah razı olsun köylü de yani vatandaşa. Bizi her zaman için yayla seyir takdir. Yaylada iridat yapıyoruz. Arabistan'a, Yunanistan'a, ağırlıkla Arabistan'a yapıyoruz. Katar'a kadar, Suudi Arabistan'a kadar. Köylüler de para kazanıyor. Biz de 3-5 çorbamızı kaynatıyoruz. Çorumu çocuğumuzu bu işte rızıklandırıyoruz. Kendimizi bu işlerde çok para kaybettik ama yılmadık. Allah'a şükür büyükşehirden de Allah razı olsun bizi her zaman için komisyoncunun yanında olmuştur yani. Şimdi bizi orada aracılık yaptı. Köylüye borcunu öder bu adam dediler. Kefil oldu. Teminatlar verdik. Bilmem ne ettik. Biz başka türlü intihar edebilirdik. Yani şey yapabilirdik. Yani çok moralimiz bozuldu. Millet üstümüze geldi ama tabii 100 kişiden 10 kişi çamur çıkacak. 90'ı temizdir. Allah razı olsun köylümüz idare etti bizi. Ama borcunu da kaçmadık yani.